Herkese merhaba sunucular, ben Cener. Bugünkü videoda sizlerle beraber Meta oynuyorum arkadaşlar. Meta'yı ilk defa oynamıyorum tabii ki de ben ama ben oynarken eğleniyorum ve bunu da size yansıtayım diye videolarını çekeyim dedim arkadaşlar. Ama şu anda ilk video biraz tanıtım gibi olacak arkadaşlar ama aslında da tanıtım değil tabii yani Meta çekme amacım. Ama ben tanıtmaya başlayayım. Of, 11-10 gitti. Biraz kötü oldu. Şimdi arkadaşlar panel F1'e basıp paneli açıyoruz arkadaşlar. Burada inter var. Basara inter diyoruz. Karakterler var. Farklı farklı karakterler olabiliyoruz arkadaşlar. Mesela Chucky olabiliyoruz. Evet, Reis Chucky. Deep Blue olabiliyoruz. Ama kahramanlar evrenini sonra göstereceğim onu. Jason Statham olabilir, Voldemort olabilirsiniz. Farklı farklı şeyler var. Ghost Rider olabiliyorsunuz. Jeff the Killer ne? Ha, aynen bu adam. Freddy Krueger olabiliyorsunuz. Sonra testere olabiliyorsunuz. Güzel güzel var yani karakterler. Tabii oyunun kendi şeyleri de var. Güzel bir yanlış aslında. Kendi verdiği şeyler de var. Mesela dur bir tane bulayım. Yani mesela bu kendi GTA San Andreas'ın kendi karakterlerinden. Burada şimdi hareketler var. Hareket değiştirebiliyorum. Mesela barda içmişmiş bir hareketler yapıyor. Bir şeyler yapıyor işte bak görüyorsunuz. Değişik değişik hareketler yapıyorum. Durdu deyince kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan kıyafetler var arkadaşlar. Bu ne oldu? Karakterin böyle kalmasın. Tamam arkadaşlar düzelttim. Ölümsüzlük var arkadaşlar. Ölümsüzlük tuşuna basınca ölümsüz oluyoruz. Burada ne var? İngilizce yapabiliyoruz. Türkçe yapabiliyoruz. Otomatik doğma. Öldüğün yerde otomatik şekilde doğuyorsun. Öldüğün yerde doğuyorsun. Işınlanma kapatsana. Işınlanmalarını engelliyorsun. Karmalar evrenini en son anlatacağım. Harita var. Farklı farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Mesela biraz daha uzağımıza gittim. Burada şimdi nasıl diyeyim, araç oluşturma kısmı var. Bir tane araç alalım buradan böyle. Bir tane araç aldık mesela arkadaşlar. Sonra bu aşağı doğru ince burada arkadaşlar hileler var. Uçan araba hilesi, ekstra zıplama, ekstra sıçrama, yüzen araba özellikleri var. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Tamir özelliği var, çevir özelliği var. Araba ters dönüşse çevirebilirsiniz. Araba yanıyorsa veya hasar almışsa tamir yapabilirsiniz arkadaşlar. Kamber ayarlarını bilmiyorum. Karışmayacağım. Huntlar var. Hunt 1, Hunt 2 açabilirsiniz böyle araba için. Hızlanması veya drift yapmak için. Ama daha çok burayı B'ye basıp bunu yapacağım da niye olmuyor? Ha, oldu. Mesela burayı 200 bin yapıp altını 55 yapıp bir altında eksi 999.999 yapıp altında 55 yaparsak bir de burayı da 0 yaparsak arkadaşlar araba daha böyle drifter bir araba oluyor. Şu an düz yürüyorum mesela ama drift yapıyor. Düz gidiyorum ama drift yapıyor şu anda. Bakın biraz sola doğru kıptım ve o gördüğünüz gibi drifti çakıyor yani. Neyse cam olmasaydı daha çok çakabilirdik. Tabi bunları abartarak daha yapabiliriz ama ben şu anda böyle ayarladım. Neyse arkadaşlar şimdi şimdi ne yapalım? Şimdi tamir yapalım mesela. Tamam şimdi bu boyaya geçelim. Boya bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan disco var arkadaşlar. Rengini otomatik değiştiriyor kendisi. Bakın birazdan değişecek. Hadi değiş. Menü bekliyoruz. Evet bakın arkadaşlar değişti. Burada renkli far özelliği var. Far renkli oluyor. Bakın görüyorsunuz şu anda. Başka neler gösterebilirim? Renkli farı kapatalım. Farı da kapatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar modifiye özelliğinden mesela bunu takalım. Böyle kötü gözüktü ama neyse arkadaşlar bunu takmayalım. Hood'u takalım. Yani bu hoodie. Bu mu daha iyi? Bu mu? Dur bakalım. Tamam bu daha iyi. Hidra'yı takalım. Taktık arkadaşlar. Şimdi Hidra'yı takalım. Size tamam bunu da taktık. Burada neyi takabiliriz? Tamam bu güzel ya. Yani. İdare eder mi? Ha bu eder. Tamam bu eder.
Bunun üstüne de takalım. Tekerlekleri değiştirmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar araba şekil oldu. Gördüğünüz gibi. Bakın ikiye basınca da zıplıyor. Şöyle gidebiliyor muyuz? Aynen. İşte bu. Böyle daha ileri yapabiliriz galiba. Diyelim. Şimdi arkadaşlar buraları gösterdim. Dövüş stilini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Arabadan hemen inelim. Dövüş stilini değiştirebiliyoruz. Mesela kung fu yapalım. Şöyle vuruyor. Sonra boxing yapalım. Bakın arkadaşlar. Abi dur onu sonra göstereceğim. Kung fu'da kalsın şu an. Kapat diyelim. Şimdi arkadaşlar buradan başka ne yapabiliriz? Dövüş stili, yürü stili arkadaşlar. Mesela böyle yaparsak. Gördüğünüz gibi salak gibi yürüyor musun? Neyse. Böyle yürüse sanki böyle kilolu tipi yürüme gibi. Snake derken ha bu şeydeki hapishaneye girer hapishanesi lan şeye girerken bu da yaşlı amca yürümesi mi ne öyle bir şey diyordu. Aynen böyle. Böyle arkadaşlar bu da. Ya burada bir sürü özellik var. Biz default kullanalım yine. Kaldır diyelim. Tamam. Buradan arkadaşlar ölümsüzlüğü aktifleştirmeyelim. Gerek yok. Işınlanmayı kapatalım. Oyun. Şöyle. Tamam. Böyle iyi. Şimdi arkadaşlar buradan becerilere gidiyoruz. Burada nefes tutmaya iki kere sol tık yaparak fullleyebiliriz. Ya da bu aşağıya gelip seviye değiştirebiliriz. Mesela 4-5-5 bir şey yapalım işte. Yaptım ve değişti. Vücut yapısı mesela 0'a çekelim arkadaşlar. 0 yaptım. Ve burada adam inceldi. Görüyorsunuz şu anda. Ve bunu 1000 yapınca arkadaşlar gördüğünüz gibi kaslı olmaya devam ediyoruz. Tabancayı falan hepsini fullleyelim arkadaşlar. Fullledik şimdi arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan maskeler özelliği var. Mesela kovboy şapkası, vampir. Hepsini ben tıklayayım şöyle bakın. Gördüğünüz arkadaşlar. Şöyle bir sürü var maske. Gal maskesi güzel aslında. Şeytan Darth Vader. Leydi değil mi? Neyse sonra ben yanlış biliyorsam kötü oldu neyse. İşte arkadaşlar şimdi maske kaldı diyelim. Gördüğünüz onları. Eşyalar var arkadaşlar. Biz ısı gözlüğü, kamera, gece gözlüğü, paraşüt, dildo. Bizde ısı gözlüğü olsun. Yok kamera olsun kamera. Diğer derken. Neyse kamera olsun arkadaşlar. Tamam daha fazla kamera alalım. Beleşliğe gel. Tamamdır. Şimdi geri çekelim. Şimdi arkadaşlar buradan ışınlan deyip buradaki kişi varsa serverda şu an tek kişiyim. Ona ışınlanabiliyoruz ama ışınlanmayı kapattıysa ışınlanamıyoruz bizim gibi. Kapattıysa bunu araç oluşturabiliyoruz filan. Hileleri de gösterdim. Hunter'ı da gösterdim. Şimdi sıra kahramanlar evrinde. Kahramanlar evrenine gelince GTA San Andreas'ın asıl haritasına geliyoruz. Hiç üzerinde değiştirme yapılmayan ama Karmana evinden çıkınca kurucunun kendi haritasına geliyoruz. Yani server'ın kendine özel haritasına yani özelleştirilmiş haritasında geçiyoruz. Asıl yeri burası. Asıl yeri burası ama Karmana evrene gidince de kahraman olabilme şansımız var. Yani şimdi nasıl kahraman diyoruz? Karakterlere basıyoruz. Buradan kahraman skinlere geliyoruz. İkinci olan Deadpool oluruz. İki kere sağ tıklayınca değişik hareketler yapıp öldürebiliyoruz adamı. Flash olunca düz koşarken space'e basılı tutuyoruz space'e ve Flash gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde koşuyor arkadaşlar. Sonra Wolverine olunca da sol tıklayınca tırnaklarındaki şeyleri açıyor. İki kere sağ tıklayınca da alevli bir şekilde uçarak adamın üzerine zıplıyor ve can kaybediyor adam. Kaptan Amerika olunca şu an çok hızlı anlattım biliyorum ama maceram var o yüzden sağ tık yapınca arkadaşlar gördüğünüz gibi elindeki şeyini kalkanını fırlatıyor arkadaşlar çok güzel bir şey adama hasar veriyor baya. Bu zaman olunca sağ tık yapınca baktığı yere kişiyi donduruyor karakteri işte donduruyor ve canını kaybettiriyor orada. Sonra biz bunu sıfıra çekelim tekrardan arkadaşlar. Tamam buradan becerilere gelelim. Bu zaten vücut hepsini de fulleyelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi kalan bir şey olması lazım. Veya dur bakalım bir daha bakayım ben bir.
Evet, F2'ye basınca arkadaşlar, pardon, F2 miydi? Bir daha bakayım ben bir. Hop, aynen. Kahramanlar evreninde olmayacağız ama. F2'ye basınca arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sekme açılıyor. Buradan silah satın alabiliyoruz. Yeteneği alabiliyoruz. Yanlış silah aldım. Buradan silah yeteneğini alabiliyoruz. Dırs alabiliyoruz. Can alabiliyoruz. Kas alabiliyoruz. Silah lazer açabiliyoruz. Mesela şu lazeri açalım. Lazer aç. Şunu seçelim. Tamam, mesela şu silahı alalım şöyle. Şundan da bayağı alalım. Bundan da bayağı alalım. Yani anlatmak istediğim, buradan silahlar vesaire bir şeyler bakabiliyoruz arkadaşlar. F2'ye basıp. Server güzel bir server. Gelin birlikte oynayalım. Meta oynayıcıları için sesleniyorum. Tabii bizim YouTube kanalımız aslında meta için değil ama metacılar eğer bu kanala gelirse gelin burada birlikte oynayalım arkadaşlar. Başka ne diyebilirim? Başka bir şey gerek yok. Başka bir şey şu anda arkadaşlar. Kanala abone olmayı halen videolar katmadıysanız aşağı inip bir tanenizi ayırarak video parmak atarsanız sevinirim arkadaşlar. Düştük aşağı. İşte öyle. Bu server'a gelin birlikte oynayalım. Görüşmek üzere. Bay bay.